Herkese merhaba. Bu video serimizde üniversitemiz öğrencilerinden fakültelerini tanıtmalarını istedik. 19 fakültemizden 19 öğrencimiz kendi bakış açılarıyla üniversite yaşamlarına sizi de konuk ediyor. Bugün Nidafer'le Fen Fakültemizdeyiz. Merhaba arkadaşlar, Ankara Üniversitesi YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Nidafer Emkin, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü 1. sınıf öğrencisiyim. Bugün size tanıtım günleri adı altında Fen Fakültesini ben tanıtacağım. Okulumuzun içini, kampüsümüzdeki sosyal tesisleri, imkanları, bölümümüzü, fakültelerimizi hepsini göstereceğim size. Şimdi size yurdumun oradan başladım. Çünkü burası harika ağaçların olduğu bir yer, okulun çevresi. Şimdi size göstereceğim. Ve burası şu sokak, meşhur Ören Sokak. Hemen gösteriyorum size. Evet, şimdi buradan dümdüz aşağı indiğimizde okulumuza çıkacağız. Size okulumuza ulaşım imkanlarından da biraz bahsedeceğim. Tan Doğan Kampüsü çok merkezi bir kampüs ve zaten merkez kampüsü Ankara Üniversitesi'nin kampüsü. Çok büyük bir kampüstür. Şimdi birazdan gireceğiz zaten sizinle birlikte ve girerken size ulaşım imkanlarından bahsedeceğim. Şöyle hemen çok yakınında Ankaray durağı var. Ankara'yla zaten birçok yere gidip Kızılay'dan aktarma yapabiliyorsunuz. Oradan bu şekilde gelebiliyorsunuz. Şimdi karşıdan karşıya geçiyorum. Ve evet, üniversitemize geldim. Gerçekten 3 dakika alıyor benim olduğum yerden. Ama genel anlamda da çok merkezi bir yerdi. O yüzden ulaşım anlamında pek bir sıkıntısı yok. Şu an üniversitemizin giriş kapısındayız. Size metroyu göstereceğim öncelikle. O yüzden hemen girmeyeceğim. Nerede biliyor musunuz? Şurada tabelalar var. Görüyorsunuz ileride. Onların hemen arkasında kalıyor. Biraz daha yakınlaşacağım sizin için. Oradan metro ile inip okulumuza sadece 3 dakika yürüyüp gelebiliyorsunuz. Aynı şekilde tam tersi istikamette de bu sefer Beşevler durağı var. Bu durak Anadolu Anıtkabir durağı. O Beşevler durağı. İkisinden de inip yaklaşık 3 dakika yürüdüğünüzde okula geliyorsunuz. Şimdi birlikte okula giriş yapacağız. Teşekkürler. Evet. Şimdi okuttuk ve girdik. Size hemen girişten başlıyorum. Bu gördüğünüz binalar rektörlük binaları. Dediğim gibi merkez kampüs olduğu için rektörlük burada, dekanlıklar burada. Bu yoldan Eczacılık Fakültesi'ne gidiliyor. Biz o yüzden o yoldan gitmiyoruz ve bu yoldan gidiyoruz. Şimdi birazdan burada çok büyük ağaçlar göreceksiniz. Tan Doğan Kampüsü ve Merkez Kampüs gerçekten çok fazla biyoçeşitliliğe sahip. Hem hayvan bakımından hem bitki bakımından çok fazla habitata sahip. Ağaçların gerçekten çok eski yıllara dayanıyor. Hemen şu girişten gösteriyorum size. Şimdi biraz fakülteden bahsetmek istiyorum açıkçası. Çünkü yaklaştık. Her yer burada birbirine çok yakın. Çok uzak değil. Her anlamda her şeyi bulabiliyorsunuz. Üniversiteye 3 gün gelin, sonra her yer avcunuz için gibi bileceksiniz. Asla korkulacak, çekinilecek bir yer değil. Şöyle hemen bu yol Güneş dediğimiz Güneş Meydanı'na gidiyor. Herbaryumumuz var orada. Ama ben şimdi oradan gitmeyeceğim. Öncelikle buradan gideceğim. Buradan bu bizim fakültemizin binaları. Onları tanıtacağım. Sonra U dönüp tekrar bu yoldan çıkıp bu sefer Güneş'e gideceğiz. Şimdi binalara doğru giderken size Fen Fakültesi hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Şöyle A ve B bloktan oluşuyor. Bunlar çok eski yapıya sahip binalar. Hepsi taştan yapılmış. B blokta, yani benim olduğum blokta matematik, istatistik ve fizik var. A blokta ise biyoloji ve kimya var. Aynı şekilde biyolojinin herbaryum adlı bir C bloğu da var. Kimyanın da keza öyle. Birkaç bazı bölümler yayılmış ve bir de astronomi ve uzay bilimleri var. Fen Fakültesi'nde toplam 6 tane bölüm var. Eğer bunlardan birilerini tercih ederseniz
bu kampüse geliyorsunuz. Evet, böyle tabelamızda her şeyin nerede ne olduğu yazıyor zaten. Böyle ilerleyelim. Burası A bloğumuz. Ben size şu an B bloktan başlatacağım. Kendi olduğum bölümü gezeceğim ve birkaç arkadaşımız da bize eşlik edecek. Biz ders aralarında hep oturduğumuz yerler buralar arkadaşlar. Kısa ders aralarında gelip şu havuzun kenarında oturuyoruz. Şimdi göstereceğim size onları. Evet, binamız bu aslında. Bunun arkasında kalıyor, ağaçlardan görebilmek mümkün olsa. Şu an final haftasındayız aslında. O yüzden okulda insanlar var ve gerçekten hepsi biraz stresli, yalan değil. Herkes çalışıyor, bir şeyler yapıyor. Şimdi birazdan arkadaşlarım gelecek. Birlikte matematik, istatistik ve fiziği gezeceğiz. Ve B bloğumuz gidecek. Size havuzumu göstermek istiyorum. Evet. Yani biz buralarda oturuyoruz işte. Mutfağa bakın. Nilüferlerimiz var burada, kurbağalarımız var. Ne kadar seversiniz bilmiyorum ama var. Bir arkadaşım geldi, Mehmet. Evet, şimdi kendini tanıtsın bize. Merhabalar, ben Mehmet Doğan. Ankara Üniversitesi Matematik Bölümü 1. sınıfım. Vallahi bir yılın sonuna geldik çok şükür. Evet, önümüzdeki hafta direkt finallerimiz var. Bu hafta başlıyor. Doğru, yarın başlıyor direkt. İki hafta evet. Sürecek finallerimiz var. Ve sonrasında gerçekten bir özgürüz. Yılı bitireceğiz. Evet. Sonra tatile gideceğiz. Evet, inşallah. Evet, Ankara Üniversitesi'nin açıkçası gelecek insanlar için de, yeni aday öğrenciler için de söylemem gerekirse, kampüsü harika. Özellikle fen fakültesi. Kesinlikle, merkez kampüs çok iyi. Evet, merkez kampüsü fen fakültesi, eczacılık ve diş hekimliği var. Evet, aynı. Ama en ortada ve en merkezi konu olarak fen fakültesi var. Her merkez kantine de yakın. Merkez kantine de yakın, evet, birazdan gideceğiz zaten. Şu an A ve B bloğun ortasında oturduk. Yani bizim genelde hep oturduğumuz yerde. Değil mi? Derslerden sonra mola verdiğimiz yerde. Evet. Şenlikler vardı. Evet. Onları bitirdik. Nasıl geçti? Abi benim için gayet eğlenceliydi. Çok son derece eğlendiğimi düşünüyorum. Evet, güzeldi. Yani sanatçılar işte çoğu iyiydi ya. Aynen, çok eğlenceliydi yani. 3 gün boyunca çok yorulduk ama. Evet, gayet de güne vurduk. Sabah buradaydım. Stand'da görevim vardı. Sabah da çok eğlenceliydi benim için. Akşam evet sanatçılar geliyor. Konserler harika ama gündüz de eğlendim yani, yalan değil. Bayağı oynadık. Kesinlikle. Bakın kimle karşılaştım. Ben Aya, Nida Ferin, kampüse falan. Evet, o da matematik bölümünden. Evet. Evet, neden geldin buraya? Bugün dersimiz yok. Sen niye geldin? Ben buradayım hep. Ben yani. Vlog çekiyorum. Ben hep buradayım. Yani. Neredesin? Kütüphanede misin? Hep okuldayım yani. Kütüphane, okul. Yani hep buradayım. Yani. Harika. Burada yaşamayı çok seviyorsun galiba. Burada yaşıyorum daha doğrusu. Burası benim evim. Tamam, nereye gideceksin şimdi? Kütüphanesiz. Biz de fakülteleri böyle iki binayı tanıtıp oraya doğru geleceğiz. Seninle o zaman orada görüşürüz. Evet. Nerede olacaksın? Girişte büyük ihtimalle alt katta. Tamam. Okey, o zaman. Hanım ne yaptın? Harika. Olayım nasıl? Harikasın. Kanka mükemmelsin ya. Bak şöyle bir. Wow. Vay. Evet arkadaşlar. Vay. Kankam ne yaptın? Hani ders çalışacaktık? Çalışacağız kanka. Ben başladım zaten. Evet Furkan, kendini tanıt ama bize. Ama çantası geldi. Tanıtayım. Çok güzel bir açıyla alıyor musun? Evet harika. Çok güzel değil mi şu anda? Evet, dur yanına geliyorum. Kameraya bak lan. Tamam. Ben Furkan. Furkan Akkaş. Mersin'den geliyorum. Mersin'in en meşhur yemeği tantuni. Bunu da başta söyleyeyim. Harika. Ankara Üniversitesi 1. sınıf öğrencisiyim ve seneye de 1. sınıf öğrencisiyim. Niye diye sormayın. B grubundayım. Evet. Aa evet, size söylemeyi unuttum. Bizim matematik bölümünde A ve B grubu var. Öbür bölümlerde de var mı sizce, biliyor musunuz? Yok. Biz Mehmet'im bizim kalabalığımızdan dolayı ikiye bölüşmüşüz. Evet. Başka dış kapıda kalıyorum. Hı-hı. Yurtta kalıyorum. Seni eve çıkacağım inşallah. Ulaşım nasıl? Ulaşım çok iyi. Kampüsümüz çok güzel yerde. Gerçekten öyle abi. Beşevler metrosu çıkışında. Fevkalade. Kampüsümüzdeki şenlikler de muazzam.
Merkez kantin muazzam. Oturacağımız yerler muazzam. Şimdi gezeceğiz birazdan. Zaten gezeceğiz evet. Güneş Meydanı muazzam. Evet. Oraya hani, bayılacak. Güneş Meydanı benim Ankara'da gördüğüm en iyi meydanlardan biri hemen hemen. Evet. Başka ne söyleyeyim? Etrafındaki kafeler olsun, eğlence merkezleri olsun fevkalade. Evet doğru. Bizim eğlence merkezlerine yani kafelere, öğrencilerin takıldığı yere çok yakın. Bahçeli Evler. Ve zaten oradayız. Çıkın çıkın gelin yani. Evet. Şimdi biz B bloğun içine girip size istatistik, matematik ve fizik bölümlerini göstereceğiz. Evet şimdi bu kocaman binadan içeri doğru gireceğiz. Binalarımızın içi soğuk arkadaşlar. Yalan değil. Kışın güzel de yazın harika oluyor. Çok serin. Asla terlemiyorsunuz. Harikalar. Evet, burada böyle bir alanımız var. Şimdi nereden girelim? Biz genelde geldiğimizde hep buradan çıkar. Bizim dersliklerimiz yukarıda olur. Şurası istatistik bölümü. Burada ise hocalarımız var. Evet, şimdi burası matematik bölümünün hocalarının olduğu yer. Bunun sonu amfiye çıkıyor. Biz amfiye üst kattan çıkacağız. Birçok yerden çıkarılabiliyor. Şimdi biz bence kendi bölümümüze gidelim. Gidelim. Buradan gidiyoruz. Evet arkadaşlar bunlar bizim dersliklerimiz. Matematik dershanesi 2. 1 var. Başka ne var? 1 var. Bir de küçük bir sınıfımız daha var. 6 var. Mesela şimdi bir tane dersliğimize girelim. Burası bizim gerçekten de ders işlediğimiz bir yer. Burada tahtamız var. Evet. Dersliklerimiz böyle. Bunlar benim arkadaşlarım. Şöyle bir çıkıp göstereyim size. Şimdi hocaların odalarının oradan geçip bizim Saffet Süray amfisi var. Burada ders işliyoruz. Size amfiyi de göstereceğim. Bizim gerçi kendi amfimiz. Daha sonra büyük kampiler de var. Onları da göstereceğim size. Evet, geldik kampimize. Evet. Harika. Burada işte. Evet, biz burada ders işliyoruz işte. Eğer gelirseniz siz de buralarda ders işleyeceksiniz. Size bir de aslında ne göstermek istiyorum biliyor musunuz? Pencereleri. Hani gerçekten çift pencereden oluşuyorlar. Şunların büyüklüğüne bakar mısınız? Bayağı büyükler. Şimdi ise yukarı çıkalım. Oradan aşağı inip bu sefer matematik bölümünün yine hocaların olduğu odalar var. Oradan geçip istatistik bölümünden geçelim. Hemen hemen bütün A ve B blokta bu tarz derslikler var. Amfilerimiz böyle, binaların içi böyle. Pek bir farkları yok. Evet arkadaşlar, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi'nin şöyle bir özelliği var. Türkiye'nin ilk fen fakültesi, Cumhuriyet ilan edildikten sonra kurulan ilk fen fakültesi Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi ve 17 Eylül 1943 yılında kurulmuş bir üniversitemiz. O yüzden bu binalar gerçekten eski tarihi eser binalar ve yapısal anlamda çok güzel binalar. Evet. Mimari anlamda da önemli bir yere sahip. Yazın içerisi çok serin oluyor. Evet. Yazın serin, kışın soğuk. Evet. O yüzden kaloriferlerimiz var ve onlarla birlikte ısınıyoruz ama her yerde var kaloriferler. Ama yazın gerçekten serinlik anlamında harika oluyor. Şu an hala sağda solda hocalarımızın odaları var. İstatistik ve matematiğin karışık şu an. Karşı bloğa geçebilir miyim Nida? Bunu da belirtin. Geçeceğiz. Biyolojiyi başka arkadaşımla birlikte göstereceğim size. Bir saniye bak kesinlikle sonuna mı geldi? Hayır ya saçmalama. Daha yemek yiyeceğiz birlikte. Ne diyorsun? Kütüphaneye gezeceğiz.
İstatistik. Buradan fiziğe geçeriz. Fiziğe geçeriz, evet. Bunun üst katı matematik. Evet, dışarı çıkalım. Şartlar bir tarafından çıkalım. Şöyle çok merak ediyoruz. Sınıfça. Al beni önce. Al beni. Böyle bir pot var. Devam edelim. Çıkalım mı? Çıkalım. Tabii ki. Gün getiriyor ya. Böyle bir şey yok. Bakar mısınız burası? Buraya çıkılıyor mu? Evet. İstatistikten çıkılıyor. Biz üst katta olduğumuz için biz buraya giremiyoruz. Anca aşağı inip buraya girmemiz lazım ama gerçekten çok güzel. Burası neresi biliyor musunuz? Yine bir bizim bu B bloğun ortası gibi. Ya çok farklı bir dizaynı var. Gerçekten mimari anlamda çok iyi bir binalarımız var. Evet, şimdi bence istatistikten devam edip fiziğe geçelim. İstatistik bölümü falan mı diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Ben tanıtım kendimizi. Evet, kendini tanıtıp bir şeyler söyleyebilirsiniz. Merhabalar, İstatistik Bölüm Başkanıyım ben. Memnun olduk. Biz matematik öğrencileriyiz. Öyle mi? Evet. Ne güzel. Ay, kardeş bölüm. Çok evet. Memnun oldum. O evet. Zaman şu an Fen Fakültesini tanıtıyoruz. Bütün bölümleri teker teker geziyoruz. Genel anlamda kampüs hakkında bilgi vereceğiz. Öyle. İyi, güzel, çok güzel. Dersliklere de baktınız mı evet. Şey olarak? Teker teker hepsini geziyoruz. Tamam. Evet. Bizim öğrencilerimizle de görüşebiliriz. Tabii ki, evet. Tek tek alırız isterlerse tabii ki. Evet. Burası bahçe, onu çektiniz. Çektik. Kedilerimiz boldur. Evet, gerçekten. Öyle güzel bir bahçesi olan kampüs. Yani herkese kısmet olmaz. Hani evet. Eğitim olarak da zaten biliyorsunuzdur. Ona göre tercih etmişsinizdir. Evet. Matematik bölümündesiniz madem. Evet. Hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Burası ise B bloğun ikinci girişi oluyor. Yani iç içe hepsi birbirine geçip bulabiliyorsunuz. Asla kaybolacağım düşüncesi yok. Evet, gerçekten binalarımız büyük ama bulabiliyoruz. Evet. Hemen hemen hepsi aynı birbirleriyle ya. Fizik mühendisliği de burada arkadaşlar. Ayyem, senden merhaba sapan. Daha açamadım. Ama genel anlamda fizik mühendisliği ve kimya mühendisliği hariç bütün mühendislikler Gölbaşı kampüsünde. Sadece bu iki mühendislik burada kalmış. Evet, aynı. Kimya mühendisliği söyledim. Evet, kimya mühendisliği. Astronomi ve uzay bilimleriyle birlikte yan yanalar. Şimdi ise nereden çıkıyoruz göstereyim. Aa, evet, burada harika bir şeyler var. Şöyle göstereyim size. Bakar mısınız? Harika şeyler var burada. Bizim matematik bölümünde de vardı üst katta. Harika. Burada ise evet, burada bir adı yazıyor. Okuyalım hemen, bilgi verelim. Hava sıvılaştırma makinesiymiş bu arkadaşlar. Şimdi nereden çıktık biliyor musunuz? Şunun, buradan girdik, böyle dolandık ve geldik. Yani havuzun arka tarafındayız. Şimdi burası havuzumuz dediğimiz gibi, karşı taraf B blok değil, A blok, karşı taraf A blok. Biz şimdi buradan yemekhaneye gideceğiz, kütüphaneye gideceğiz. Böyle bir U dönüp kantinden bu sefer B bloğu gezip en son Güneş Meydanı gideceğiz. Yani sıra sıra her yeri gezeceğiz, eksik kalmayacak ve dediğim gibi 3 gün yaşayın burada en fazla. Hatta 2 gün bile değil mi? Her yeri öğrenirsiniz. Tabii ki. Ben ilk geldiğimde çok yabancıydım. Şu anda her yeri adım gibi biliyorum. Evet, gerçekten öyle. Burada bir halı sahamız var. Bu yolun sonu yemekhane ve kütüphaneye çıkıyor.
Evet, yemekhaneye çıkıyor. Yemekhanenin yeri çok iyi ve yemekhanenin yemekleri de muazzam. Mükemmel. Bir trileçesi var. Bak bunu belirt. Bunu belirtmemedim. Furkan'ın 5 tane yer. Trileçe burada yediğim en iyi tatlılardan biri. Ve ben burada alıştım, Mersin'de bunlar hiçbiri yok. Evet, gerçekten öyle bu arada. Yemekhanenin en çok sevdiğim ürünü de trileçedir. Kesinlikle. Bu bir daha arkadaşlar. Şimdi buradan geçmeden ekleyeyim. Kimya mühendisleri, astronomi ve uzay bilimlerinin binası. O A ve B bölümlerinden daha farklı bir yerde ama hepsi birbirine çok yakın. Bu binayı gezmeyeceğiz ama düşünüyorum. Evet, bu binayı gezmeyeceğiz. Genel anlamda hepsi hakkında bir bilgi veriyorum ve gördüğünüz üzere çoğu binalar, derslikleri, iç mimarisi hepsi aynı çoğu bölümün. Şimdi Mütüphane'ye geldik aslında. Beraber bir yemek yiyelim. Çünkü öğleyin oldu. Hem görün nasıl yemek alıyoruz. Kampüs kartlarımızı. Gerçi size göstermiştim. Girişte okuttuğumuz o kartların içine para yükleniyor. Ve onlarla birlikte basıp girebiliyoruz. Evet arkadaşlar. Neresi burası biliyor musunuz? Ağaçlardan gerçekten o kadar şey oluyor ki. Kütüphanenin içine girelim önce. Ondan sonra yemekhaneye. Evet, önce kütüphanenin içine girelim. Her yer o kadar ağaç ki. Çok güzel değil. Final haftası olduğu için biraz kalabalık olabilir. Sessiz olacağız. Sessiz olacağız. En sona kadar çıkacağız. Eğer açıksa şayet. Tabii. 2-3 kat dolmuşuyor. Şimdi girelim. Genelde bu zamanlarda hep dolu oluyor buralar. Herkes şu an finallere çalışıyor. Bir üst kata da bakalım. En kolay alalım. Sürekli o katta çalışıyorum. Ya. Açık oldu şayet. Neden? Bazen 5, sabah 5, akşam 7 açık oluyor. Geceleri açık olmuyor. Evet, doğru. Ama benim en sevdiğim alanlardan biri de en son kat. Burada çalışmamızı öneririm. Ben priz aşağıda olduğu için genelde alt katta çalışıyorum. Şimdi bilgisayarların olduğu yere, bir de alt katı var. Bir de oraya göstereceğim size. Sonra kütüphanemiz bitiyor olacak. Evet, burada bir sürü bilgisayarımız var ve bunların hepsini kullanabiliyorsunuz. Gayet problem yok. Hepsini aynı kütüphaneye girdiğiniz gibi. Burada harika çiçeklerimiz var. Burası da kütüphanede sevdiğim ikinci yer çünkü bilgisayarlar var. Bilgisayarlar çok güzel çalışıyor. Hani analiz derslerini, Sezgin Hocam'ın derslerini, umarım Sezgin Hocam izliyordur. Sezgin Hocam'ın derslerini bu bilgisayardan yapıyorum. Ve dosyaları yaptıktan sonra siliyorum hocam. Umarım bunu duyuyorsunuz. Teker teker bilgisayarların hepsi çalışıyor ama burası da sabah 5, akşam 7 çalışıyor. Yani 7-24 çalışmıyor. Sadece 7-24 çalışan bir yer öndeki alan. Teşekkürler. Lavabolarımız var bu arada. Birçok yerde lavabo var. O konuda sıkıntımız olmasın. Size pek göstermedim ama var. Gayet çalışma için mühendisler alanlara sahip. Doğru mu? Doğrudur. Ben çok kullanıyorum. Ben içeride belirtmemedim. Sevdiğim yerleri de söyledim. Umarım sen de söylersin az sonra yemekten sonra. Umarım. Ama önce bir yemekhaneye geçelim. Yemek, çok acık. Yemek yiyelim. Neresi yemekhane biliyor musun? Burası arkadaşlar. Asla birbirinden uzak değil. Şimdi Mustafa abimize para yükleteceğiz. Sonra ise yemek yiyeceğiz. Biri... Hayır. Hala buradayım. Merhaba, yemek yedin. Nasıldı yemek? Güzeldi. Biz de yiyelim o zaman. Harika. Seninki de tamam mı? Teşekkür ederim abi. Sağ olasın. Hadi başarılar. Hadi, hoşça kal. Senin güzeyi bakın. Sen de, sağ ol. Şimdi okutalım. Evet, oldu. Bir daha okut. Tamam.
Tamam, bakın burada yazıyor her şey. Hadi gidelim. Sen de oku. Evet, yemeğimizi aldık. Şimdi yemeğimizi yiyeceğiz burada. Daha sonrasında ise gezme turumuza devam edeceğiz. Evet, afiyet olsun bize. Şimdi yemekhaneden çıktık. Merkez kantini gezeceğiz. Bu yolun devamından geldiğimizde, bu tarafa gittiğimizde merkez kantinimiz var. Şu gördüğünüz arkanızdaki bina ise eskiden jeofizik ve eskiden jeoloji ve jeofizik mühendisliği olarak kullanılıyormuş ama dediğim gibi bütün mühendisliklerin hepsi Gölbaşı'na taşındı. Burada sadece iki mühendislik kaldı. Şimdi kantinimize doğru geçelim. Size içini çekelim biraz. Sonra dışarıda otururuz. Genelde bu kampüstekilerde hepsinin kendi ayrı kantini var ama daha büyük ve daha genel anlamda. Merkez kantini kullanıyoruz. Evet, burayı kullanıyoruz. Şimdi kantinimizin içine girelim. Size burası gerçekten büyük bir yer. Hem altta olmak üzere hem üstte olmak üzere insanlar ders çalışabilmeleri ve aynı zamanda kalabalık. Burası özellikle sınav zamanları full dolu oluyor ve hiçbir şekilde yer bulamıyoruz. O yüzden geniş bir yer. Size üst katları ve alt katları gösterelim. Artık havalar güzel olduğu için insanların hepsi dışarıda oturuyor. Kimse oturmuyor. Kışın normalde çok dolu kışın gerçekten çok dolu oluyor buralar. Şurası üst katlar. Bir tane üst kat gösterelim size. Burada iki tane üst kat var değil mi? Evet. Evet. Mangırtlarımız var burada. Oynayabilirsiniz. Şurası üst katımız. Evet, şimdi dışarı çıkalım. Dışarıda kendimize bir yer bulalım. Orada oturalım bence. Bir arkadaşımız daha geldi. Evet, Berkay, tanıt kendini. Merhaba, ben Niyazi Berkay Onat. Matematik bölümünde okuyorum, 1. sınıftayım. Aynı sınıftayız. Evet. Bu kadar, başka ne demem gerekiyor? Tanıtım videosu yapıyoruz. Sen de bize destek oluyorsun. Evet, ben de size destek oluyorum. Harika. Birlikte fakültemizi ve kampüsümüzü geziyoruz. Evet. Memnun muyuz hayatımızdan? Yani memnun olmaya çalışıyoruz, evet. Bir yıl bitiyor. Aynen, bir yıl bitti. Çok çabuk, aşırı çabuk geçti, hiç beklemediğim kadar. Yurtta kalıyorsun sen evet, de. Evet, yurtta kalıyorum. Evet, bazı arkadaşlarımızın evi var tabii ki burada. Burada yaşıyorlar. Çoğumuz yurttayız ama yapacak bir şey yok. Ama merkezi konum olarak yakın her yere. Evet, merkezi konum olarak bayağı yakın. Tam evet. Şehrin ortasında. Yani AVM'ye, Kızılay'a falan çok kısa mesafede. Evet. Ulaşım gayet rahat. Evet. Eğlence merkezi olsun. Aynen. İş, yani herhangi bir iş alanımız olsun. Bir derslerle ilgili, notlarla ilgili bir şey. Yani her şeyi halledebiliyoruz. Aynen öyle. Evet. Mesela ya bazı üniversiteler çok dışarıda. Evet. Şehrin merkezinin dışarısında. Merkezdeyiz. Yani arkadaşımızla buluşmamız için oraya kadar gitmemiz gerekiyor. Ama bizimki evet. Tam şehrin ortasında olduğu için harika. Çok rahatız yani bu konuda. Evet. Şimdi nereye geldik biliyor musunuz? Güneş Meydanı'na. Burada neler oluyor? Mezuniyet törenleri, bilim ateşi burada yakılıyor. Eğlenceler burada oluyor. İşte konserlerimiz 3 gün boyunca bilim şenliklerimiz vardı. Bunların hepsi burada gerçekleşti. Gösterelim şimdi size. Şu an şansımıza bakın da ıslanıyor ama olsun şu buraya otururuz. Yani sohbet muhabbetlerin edildiği, birlikte vakit geçirdiğimiz, yatıp yuvarlandığımız bir yer oluyor burası. Çünkü gerçekten güzel.
Güneşli olduğu zaman harika oluyor. Aa, şu an ne oluyor burada? Size göstereyim. Mezuniyet var 2 hafta sonra. Onun için hazırlık oluyormuş. Hemen gösteriyorum size. Bakın ne yazıyor. Sevgili mezunlarımız, yeni hayatınızda başarılar dilerim. Profesör Doktor Necdet Ünivar. Rektörümüzün adı kendisi. Evet. Şimdi Güneş Meydan'dan ayrılıyoruz çünkü burada oturamadık sulama çalışmaları olduğu için. Ama genel anlamda öğrenciler burada takılır. Şimdi nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Şu yoldan yürüdüğünüzde şu yeşil çatılı olan yer bizim yüzme havuzumuz. Kapalı olimpik yüzme havuzumuz. Aylık ve 3 aylık böyle 2 aylık daha indirilmiş şekilde üye olabiliyorsunuz oralara. Ve gerçekten çok güzel bir yüzme havuzumuz. Aynı şekilde müsabakalar oluyor. Futbol, voleybol, yüzme, handball. Başka bildiğiniz var mı? Çok fazla sporla ilgim olmadığı masa için. Masa tenisi. Masa tenisi var. Evet, Niyazi çok güzel masa tenisi oynuyor. Ben de yüzücüyüm. Ben de yüzüyorum. Şimdi size böyle bir içeriği gösteririm. Fakültemiz genel anlamda aslında bitti. Çoğunluğunu gezdik. Eğlence yerleri olsun, ders çalışmak için alanlarımız olsun, dersliklerimiz, amfilerimiz olsun. Gördünüz, bir havuzumuz kaldı. Daha sonra da havuzun hemen arkasında öğrenci işleri var. Herhangi bir işiniz olduğu zaman oraya gidiyorsunuz, fen fakültesi ile ilgili. Ve onun hemen yanında 5 evler girişi var. Aynı şekilde arka taraftan da kampüse girilebiliyor 5 evler girişinden. Şimdi havuza doğru girelim. Peki kampüsümüzdeki ağaçlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Şu geçtiğimiz yola bakar mısınız? Evet, havuzumuza geldik. Şimdi tribünlerden çıkıp havuza gidiyoruz. Ve bayılıyorum ya arkadaşlar, harika bir şey bu. Ve şu an buharlaştık. Buralar çok sıcaktır. Çünkü sıcak havuz. Of, eski yıllarımı hatırladım. Burada ise ne var? Spor aletlerimiz var yukarıda. Spor salonunda var aynı şekilde. Ona üyelik de havuza üyelik farklı. İkisini de birlikte de alabilirsiniz. Zaten havuza üyelik aldığınızda spor salonunda kullanabiliyoruz. Evet, doğru. Havuzumuz böyle. Olimpik yüzme havuzumuz. Evet arkadaşlar, turumuzu bitirdik. Şöyle mikrofonu alayım, siz de konuşabilirsiniz. Genel anlamda bütün fen fakültesini ve Tan Doğan kampüsünü gezdik. Her anlamda. Evet. Hem eğlence olsun, hem derslik anlamında gördük. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve umarım sizi burada görürüz seneye. Gerçekten güzel eğitimler alıyoruz. Özellikle ben matematik bölümünde okuduğum için söyleyebilirim. 1. sınıf olarak güzel bir temelle başladık ve en önemli şey budur. Ve tabii ki her öğrencinin içinde olan bir şey bu. Aynen öyle, aynen öyle, evet. İmkanlarımız da harika. Özellikle merkezde olmamız çok büyük bir etken. Umarım sizleri de görürüz seneye burada. Hoşça kalın diyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz. Görüşürüz.